Evet, ortopedi ve travmatoloji uzmanı, operatör doktor Özgür Oktay Nar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz, bizler de iyiyiz. Şimdi biz sizi basındaki birçok işte hidrojel ile ilgili makalelerinizden tanıyoruz. Hidrojeli birçok kez duyduk. Diz ağrısında özellikle bu hidrojel siz uyguluyorsunuz. Peki hocam, bu diz ağrısı olanlar şimdi bizi ekranın altına, ben numaralarımızda yazdım, soru bombardımana tutacaklar. Ben soruları da size ileteceğim. Diz ağrısı neden olur? Şimdi diz ağrısının tabii ki birçok sebebi var. Sonuçta diz bir oynar eklem. Diz ekleminin içerisinde bulunan yapılar var, zarlar var, lifler var, menisküsler var, kıkırdak var. Buradaki bir yaralanmadan dolayı diz ağrır. Etrafındaki kaslardan ağrıyabilir, kıkırdaktaki hasardan dolayı ağrıyabilir. Darbe olur ağrıyabilir, travma olur ağrıyabilir. Birçok sebebi var. Ama bizim pratik hayatta en çok gördüğümüz ağrı hocam maalesef ki diz kireçlenmesi ağrısı. Peki, bu diz kireçlenmesine biz son yıllarda çok popüler bir tedavi var. Hidrojel tedavisi. Yani birçok basında da bununla ilgili sizin demeçleriniz de oldu. Onları da takip de ediyoruz. Bu hidrojel tedavisi nedir? Hangi durumlar için uygundur? Bunu da konuşalım istiyoruz. Şimdi hidrojel tedavisi aslında diz kireçlenmesi ameliyatında bizim uyguladığımız diz protezi ameliyatının öncesinde son bir şans olarak hastaya verilmiş ve şu an literatürdeki en son uygulamadır. Diz protezi ameliyatından önce hastalar diz protezine giden süreci ya yavaşlatabilir ya durdurabilir. Ama durdurmak tabii ki çok iddialı. Ama durdurabilen hastalar da var. Literatüre bunlar ufak ufak işlenmeye başladı. Hidrojel bir aslında sıvı implant. Sinovyal implant diye geçiyor hocam. Dizin etrafını saran bir zar var biliyorsunuz. Bu zarın içerisine gidip implantı olup oraya yerleşiyor. Aslında bir nevi akıllı molekül diyebiliriz. Hocam, şimdi onu seyircilerimizin anlaması da çok önemli. Onun için biz şimdi görsele yansıtacağız. Biz bu dize bu sıvı implantı nasıl yapıyorsunuz? Yani bu ameliyatta mı oluyor? Nasıl oluyor? Bu ameliyatsız tedavi gibi şey yapılıyor. Bunu bir güzelce anlatmamız gerekiyor. Sizi isterseniz ben ekrana alayım. Tabii. Burada bize bu yöntemi, ameliyattan önceki, köprüden önceki son çıkış Evet. denilen bu yöntemi görselde bir anlatabilir misiniz? Tabii ki neden olmasın? Buyurun. Evet Oğuz hocam, bu bir canlandırma sonuçta ve bu bir sağ diz. Genelde de insanların sağ dizi daha dominant olduğu için sağa baskılı daha fazla olabiliyor. Şimdi hep hastalarımı da anlatıyorum. Bunu röntgen gibi de düşünebilirsiniz aslında. Bu tarafta bir boşluk var. İşte bu boşlukta menisküs var, kıkırdaklar var. Ama diğer tarafa baktığınızda artık burada menisküsler aşınmış oluyor. Hatta yaşlanmaya bağlı özellikle. Dejenerasyon dediğimiz süreç başlamış oluyor ve Yırtılıyor. yıpranıyor. Yırtılıyor hocam. Ve kıkırdak kaplaması kayboluyor bu bölgenin. Ve kıkırdakta küçük çatlamalar oluyor. Tabii bunun değişik evreleri de var. Bu gördüğünüz bir evre 3 ile 4 arası bir diz eklemi. Artık bu noktadan sonra ameliyat yolu açılıyor. Evet, ameliyata doğru hızlıca Evet. ilerleniyor. Maalesef ki öyle oluyor. Burada ameliyattan önce son çıkış dediğimiz bizim yöntem nedir? Ameliyatsız yaptığımız hocam. Evet, ameliyat dışı uygulanan yöntemlerde şu an için dünyada en güncel olarak uygulanan tedavi hidrojel tedavisi hocam. Hidrojeli poliklinik ortamında uygulayabiliyoruz. Steril şartlar çok çok önemli. Kesinlikle steril şartlar. Steril eldiven giymek çok önemli. Hastayı boyayıp örtmek çok önemli. Sanki bir ameliyat yapıyormuşçasına ameliyat eldiveni giyerek, damar yolu açarak ya da ağızdan antibiyotik vererek hastamızı hazırlıyoruz. Aslında küçük bir müdahale bu. Hatta örnek verirken nasıl bir diş dolgusu yapıyoruz? Bu da diz dolgusu diyorum anlatırken. Hani daha pratik olsun diye anlaşılması. O zaman çok kolay bir iş. Aslında evet, uygulamak çok kolay ama çok teknik bir iş. Evet, nasıl oluyor peki hocam? Nereden giriyorsunuz? Yani bu bir enjeksiyonla eklemin içerisine giriyorsunuz ve benim anladığım, gördüğüm kadarıyla bir sıvı veriliyor. Evet, tabii burada şimdi animasyon olduğu için böyle gösteriyoruz. Tabii dizin solundan, sağından, yukarısından girilebiliyor. Önerilen yöntem tabii ki dizin üzeri. Ultrason eşliği olabiliyor, olmayabiliyor. Bu tamamen tercihe bağlı ve hekimin tecrübesine bağlıdır. Uzman hekimler tarafından güvenli bir şekilde uygulanabiliyor. Şimdi basit bir enjektörle bir defa içeriye girerek toplamda 6 adet enjeksiyon yapılıyor hocam. Her biri 1 mililitre. İçerisinde hidrojel var. Hidrojelin de içerisinde %97,5
Su %2,5 poliakrilamit çapraz bağlı bir molekül var. Vücut tarafından bu emilemiyor ve yok edilemiyor. Ve bu şekilde uyguluyoruz hocam. Uyguladıktan sonra animasyon oynayabilirse sevinirim. Evet, bu şekilde bir kaplama oluşuyor ama içeride böyle kalmıyor. Sonuçta bu jöle gibi içeride kalıyor ve daha sonra sinovium adını verdiğimiz dizen etrafını zaran zarın içerisine gidip yerleşiyor ve o zarı sağlıklı hale getiriyor. Ve sağlıklı hale gelen sinovyal zar dizin içerisini daha iyi besleyecek olan sinovium adını verdiğimiz sıvıyı üretiyor. Ve bu jöle gibi olan ilk uygulamamızda 6 haftada içeride kalıyor ve bu süreçte de hastaların tamponlanma görevini yaptığı için hastalar anında rahatlayan olduğu gibi 1-2 hafta bekleyip daha sonra rahatlayan hastalar da görüyoruz. Evet, yani böyle sanki böyle yağ gibi bir şey enjekte ediyorsunuz ama bu tamir de ediyor. Tabii içeride besleme de yaptığı için kıkırdağın özellikle böyle çatlamış olan dokuları iyileşebiliyor. Ama derin dokular henüz o kadar iyileşmeye yatkın olmuyorlar. O zaman yani böyle bir problemde ne kadar erken gelirlerse o kadar iyi. Evet hocam, evre 2, evre 3 dizlerde biliyorsunuz diz kireçlenmesinin 4 evresi var. Evre 2 ve 3'te yakaladığımız hastalar bu tedaviden çok çok fayda görüyorlar. Evre 4'ün de başlarında olan hastalarda gene fayda görülüyor. Ama evre 4'ten sonra artık hastalarıma da söylüyorum, vagonu kaçırmış oluyorsunuz diyorum. Vagonu kaçırdığınız zaman artık ameliyat süreci başlamış oluyor. Evet, çok güzel bir anlatım oldu. Seyircilerimiz de faydalandı. Ben de tam anlamıyla anladım. Yani ameliyattan önce, ameliyatsız ne kadar erken dizlerde bir problem başladığı zaman hemen orayı bir hidrojel dediğimiz bu yeni yöntemle hem besleyip ondan sonra hem de iyileştirici bir jel enjekte ettiğimiz zaman ameliyattan kurtardığımız bayağı hasta oluyor. Tabi ameliyata eğer ki çok fazla belki ameliyata gerek oluyorsa o da oluyor. O da zaten kaçınılmaz oluyor. Onu da yapıyorsunuz. Evet, ameliyata engel bir durumda oluşmuyor. Daha önce hidrojel tedavisi yaptırmak ameliyata engel durum teşkil etmiyor. Evet. Evet hocam, çok bilgilendirici bir anlatım oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Buyurun, yerimizi alabiliriz. Peki hocam, bu hidrojel gerçekten hani bazı vakalarda, birçok vakada ameliyattan önceki çözüm olabiliyor. Anladığım kadarıyla ciddi manada orada da bir iyileşme sağlıyor. Peki bu hidrojelin bu kadar etkili, güzel bir yöntem içerisinde hangi maddeler var? Yani hem iyileşmeyi sağlayacak hem orada yağlama, ondan sonra ağrıların giderilmesi, üzerine belki bir yastık gibi de bir rol oynayacak. O özel bir jel oluyor. Bunun içinde ne madde var? Yani bu nasıl elde ediliyor? Evet. Hocam zaten bu uygulamanın adı hidrojel tedavisi. Jel kısmını unutun şimdilik. Başındaki hidroya gelin. Hidro su demek zaten, Latince'de biliyorsunuz. Bu uygulamanın da, yani hidrojelin de %97,5'u zaten su. Su molekülleri var içerisinde. Zararsız yani. Kesinlikle. Geri kalan %2,5'u da poliakrilamit. Yani akrilamit zaten biliyorsunuz birçok tıp estetik alanlarda, dermokozmetik alanlarda uygulanan bir ürün. Akrilamidin poli dedikleri daha çok amit moleküllerini bir araya getiriyorlar ve onları da çapraz bağlıyorlar ki çözünemesin diye, bozunamasın diye, vücut bunu yok edemesin diye ve o yüzden de adı hidrojel oluyor. O zaman yani hani suyu birazcık daha jelimsi hale getirip ondan sonra orada iyileşme sağlayacak, yastık gibi görev yapacak bir yapı elde ediliyor. Bunu da tabii sudan meydana geldiği için zararsızca, çok fazla alerjik olmadan uygulayabiliyor muyuz? Alerji yapıyor mu? İlk önce soru bu akla geliyor. Evet. Şimdi zaten bu sinovial implant diye geçiyor literatürde de. Implant olduğu için orada bir yastıklama görevi var. Bunu yapıyor. Eklemi yağlıyor, eklemi besliyor. Sinovial sıvı daha kaliteli üretildiği için sinovial sıvı onarılabilecek hasarları onarabiliyor. Ve biliyorsunuz inflamasyon dediğimiz olayda, yani mikropsuz olan iltihap durumunda eklemde bir yangı oluyor, ağrı oluyor. Bu sinovial implantasyon yaklaşık 6 hafta içerisinde gerçekleşiyor. 6 hafta sonrasında sinovial implantasyondan sonra zarın içerisinde bulunan vücudumuza ağrı veren moleküller ve diğer ağrı sebebi oluşturacak, ağrıya sebep verebilecek makrofaj adını verdiğimiz veya işte sitokinler salgılayan diğer hücreler ortamdan uzaklaştırılıyor. Ortamdan uzaklaştırıldığı için yani orada hidrojel bariyer oluşturuyor ve bu bariyerden dolayı da hastada müthiş bir rahatlama oluyor. Evet. Şimdi birçok hastada bu ameliyattan belki kurtarıyor. Bu yüzde kaç artık ameliyat yapma oranınız hocam?
Evet. Şimdi yarım kalan bir soru vardı. Onu da cevaplamak Tabii. istiyorum müsaadenizle. Şimdiye kadar milyondan fazla doz uygulanmış. Hı-hı. Ama şimdi de hiç kimsede bir alerjik reaksiyon bildirilmemiş. Hı-hı. Yani şimdiye kadar alerji hiç bildirilmedi. İnşallah biz de bildirmek zorunda kalmayız bunu merkeze. Onun dışında yan etki çok soruluyor. Hani alerjiyle Hı-hı. beraber olduğu için Sayın Hocam. Biliyorsunuz her uygulamanın bir yan etkisi vardır. Bu uygulamada da sonuçta dizin içerisine tek bir noktadan girip 6 kez bu enjeksiyon yapılıyor ve sonuçta belli bir volüme ulaşıyor. Bu volüm birkaç gün rahatsızlık hissi verebiliyor hastalara. Biz bu rahatsızlık hissini giderebilsin diye hastalara ağrı kesici haplar, merhemler, spreyler, soğuk uygulamalar öneriyoruz hocam. Evet. Peki hocam, hidrojel tedavisi ameliyattan kurtarır mı? Hocam, yani yüzdeyi de sordunuz. Evet, şimdi doğru evrede yakalanmış hastada, yani evre 2 ile 3'te ve eğer çok kilosu yoksa, başka ek rahatsızlıkları yoksa, özellikle romatizmal hastalıklar biraz borderline dediğimiz durum. Yani fayda görmeyebiliyorlar. Romatizmal hastalıkların dışında, ki hepsi değil bu, eğer çok kilolu değilse, evreyi de evre 2-3 gibi yakaladıysak ya da evre 4'ün başlarında yakaladıysak, hastalardaki yapılan çalışmalarda %70-80 oranlarında bir rahatlama olduğu gösterilmiş hocam. Evet, yani tabii burada en önemli soru bu. Herkesin merak ettiği, şimdi bize sorular da geliyor. Ben yine ekranın alt kısmında size sorular için ben telefon numaralarımızı da ileteceğim. Sorularımızı ben gelir gelmez size sormaya gayret ediyorum. Eğer soramadıklarınız olursa ben yine onların telefon numaralarını size vereceğim. Burada tabii ki herkesin merak ettiği şey şu: diz ekleminde ağrı belli bir yaştan sonra hasar, işte menisküs ameliyat olacaksın dedikleri birçok vakalar ortaya çıkıyor. Belli bir yaştan sonra da birçok kişinin başına bu geliyor. Herkesin dizinde bir ağrı oluyor. Özellikle sağ dizi dediniz siz. Evet. Daha fazla oluyor. Şimdi burada ameliyattan kurtarma yüzdesi de önemli. Mesela eskiden kaç tane siz ortopedi travmatoloji uzmanısınız? Bunun evet. ameliyatını da yapıyorsunuz. Yani Tabii. aslında gerekiyorsa siz ameliyata yapıyorsunuz. Eskiden ameliyat ettiğiniz diz ameliyatı yüzdesi neydi, şimdi ne? Tabii şimdi burada gene birçok faktör var ama kabaca şunu söyleyebilirim. Yani önceden ayda 10 tane diz protezi ameliyatı yapılıyorsa, şimdi ayda bir taneye, hatta 2 ayda bir taneye falan düştü diyebilirim yani. Çünkü öncesinde hastalar hidrojel uygulamasını istiyorlar ve hidrojel uygulamasından fayda gördükleri zaman da cerrahiye giden süreç azalmış ve hatta yok olmuş oluyor. Bunu peki kaç yıldır hocam bu hidrojel yapılıyor? Hocam maalesef ülkemize geleli 2022'nin Kasım ayı gibi ülkemize geldi. Biz de Kasım, Aralık gibi uygulamaya başladık. İlk yapan doktorlar arasındayım ben de. Çok takip ettiğim de bir uygulamaydı bu. 2023'ü komple bitirdik desem yeridir. 2024'ün de şimdi ortalarındayız hocam. Yani 1,5 yıldır şu an hastalara uygulanıyor ve Türkiye'nin birçok yerinde de uygulanan diğer hekim arkadaşlarımız da varlar. Evet hocam, şimdi siz bizi yurt dışından da birçok seyircimiz izliyor. Hep yurt dışı numaralardan da bize sorular geliyor. Hocamızı nasıl bulabiliriz? Siz Bursa'dan geliyorsunuz. Evet hocam, Bursa'da geliyorsunuz. Ve yani mesela bir yurt dışından bu hidrojel olaylarını, doktor ulaşım gerçekten zor oluyor. Yurt dışına gelmek isteyen hastalarımız var. Geldikleri zaman bu süreç nasıl oluyor? Yani siz bir günde hemen bunu yapıp gönderebiliyor musunuz? Kaç gün burada kalmaları gerekiyor? Evet. Şimdi bunlar da çok gelen soru. Yani biz geleceğiz, kaç günümüzü ayırmamız lazım? Ondan sonra hocayı nasıl yakalayacağız, bulacağız? Bunlar da hep sorular. Gelecek, bir günde hemen tekrar gönderebiliyor muyuz? Evet. Vallahi hocam, yurt dışından özellikle Almanya'dan çok hastalarımız var. Uzaktan da olsa hastalarımızı hiçbir zaman bırakmıyoruz. WhatsApp aramalarıyla, işte görüşmeleriyle mutlaka hastalarımızla iletişim halinde oluyoruz. Hı hı. İstanbul'un hemen dibindeyiz hocam. Bir saatlik mesafedeyiz aslında baktığınız zaman. Hı hı. Fakat kabaca şunu söyleyebilirim. Şimdi hidrojel uygulaması dizin içerisine girdikten sonra uygulama işlemi aslında 3 dakika sürüyor. Hatta bunu birkaç yerde böyle konuştuğumuzda hocam 3 dakikada çözüm mü? Ya evet, yani 3 dakikada uygulanıyor ama sonuçta hastanın alınması, görüşülmesi, daha sonra hastanın steril ortamın hazırlanması, uygulanması kabaca bir yarım saat sürüyor. Hastaya yapması gerekenleri, yapmaması gerekenlerin anlatılması falan bir yarım saatlik bir süreci buluyor. Uygulama sonrası hastalar hemen ağrıları azalıyor zaten. Çoğu hastada bunu görüyorum. Ama hemen geçmeyip de 2-3 gün sonra daha çok rahatlayan hastalar da oluyor. Zaten toplam
ağrının rahatlama sürecini biz 6 hafta olarak söylüyoruz. Hı. O implantasyon 6 haftada gerçekleşiyor. Ama hastalara işlemden sonra bir sıkıntı olmadığını da görüyoruz ve literatürde de söylenen bu. Günlük aktivitelerine devam edebilirler diyoruz. Yani günübirlik ziyaretle sizin ertesi gün kalmaya bile gerek olmadan tekrar geri dönebilirler. Peki uçak yolculuğu bu işi etkiler mi? Hayır, hiçbir şey sakıncası yok. Günlük hayat sırasında uçakla da uçulabilir. Yani günübirlik gelip sabah gelip akşam tekrar binip tekrar dönebilirler. Bu da çok fazla gelen sorulardan bir tanesi. Bu da önemli bir şey. Çünkü evet, yurt dışından gelip işlerini bırakıp gelip gitmek oldukça zor oluyor hastalarımıza. Bu hidrojel tedavisi de tabii önemli bir tedavi yöntemi. Bunu yapan doktoru da bulmak önemli. Düzgün yapan doktoru da herhalde el mahareti de önemli hocam orada. Yani tabii burada şimdi mesleğin şeyleri de var. Yani birçok uzman hekim arkadaşımız bunu yapıyor. Böyle branş söylemek istemiyorum. Hı hı. Ama bizler biliyorsunuz cerrahi branşlarız. Gerektiğinde oranın ameliyatını da yapabiliyoruz. Tabii ki ameliyatını yapıp açık açıp gördüğümüz yerlere de basit bir şekilde bir iğne saplayabiliyoruz yani. Evet, evet. Peki hocam, burada hidrojel tedavisi acılı veya ağrılı mıdır? Yani onu enjekte ettik. Yani onda bir enjeksiyonun herhalde bir girme ağrısı oluyor ama ondan sonra ağrı hissediyor hastalar. Yani burada dürüst davranacağım. Şimdi dediğim gibi Türkiye'ye ilk geldiğinden beri yapan doktorlar arasındayım. İlk uygulamalarımızda bir uyuşturma falan yapmıyorduk. Yani lokal anestezi uygulamıyordum. Bazı ağrı duyan hastalarımız oluyor. Zaten girdiğiniz yani iğneyi yerleştirdiğiniz yer aşırı hassas oluyor. Bu sefer hastaların çok ağrısı oluyordu. Tabii ki klinikte yürütüyoruz, görüyoruz. Rahatlama geliyor ama o iğnenin yeri hep acıyor. Hep acıyor hocam, iğnenin yeri acıyor diyorlardı. Ben artık lokal anestezi uyguluyorum. Lokal anestezi de işte biliyorsunuz nasıl dişi uyuşturuyorsunuz aynı şekilde. Oraya hafif bir lokal anestezi yapınca hastalar çok rahat ediyorlar ve çok konforlu oluyorlar. Ama bu soruyu sormanız beni çok mutlu etti. Çünkü işlem sırasında, uyuşturma işlemi sırasında sadece hafif bir yanma oluyor. Onun dışında hiçbir ağrı duyulmuyor. Evet, zaten artık iğneler de incecik oluyor. Onunla ufak bir uyuşturduktan sonra orada hidrojeli istediğiniz kadar iğnelerin girip çıktığını büyük de olsa anlamıyorsunuz. Kesinlikle. Evet, o da ağrı yapmıyor. Bu konfor çok önemli. Kesinlikle hocam. Yani konfor çok önemli. Ağrı duymamak çok önemli. Çünkü şimdi hayattaki buradaki herkesin sorduğu şey acı duyacak mıyım? Acıyacak mı? İşte dişi ağrıyor. İşte diş çekilirken ağrı olacak mı? Herkesin korktuğu şey. Evet. Bir dişten korkuyorlar, bir de bir yerleri iğneden korkuyorlar. Onun için iğne de yapılıyor olsa, ameliyattan kurtarılabiliyor bile olsa, işte o iğne bazılarına korku haline geliyor. Ama onu da çözmüşsünüz. O da çok güzel. Peki, genel anestezi yaptığınız hastalar oluyor mu? Şimdiye kadar bir hastam iğne fobisi var. Kesinlikle yani iğnenin iyi harfini kullandığınız zaman zaten çığlık atıyor. Bir hastamız da tamam dedik, sonuçta sizin konforunuzdur. Sonuçta özel hizmet veriyoruz. Hastaneye gittik. Hastanede anestezi doktorumuzla görüştük. Randevumuzu aldık. Hatta anestezi doktoru ya bu kadar küçük bir işlem için meslek hayatımda ilk defa uyutma yapacağım dedi yani. Uyutma da değildi işte biliyorsunuz, sedasyon diyoruz, yüzeyli uyutma. Sedasyon verildi. Hastamızda uygulama yapıldı. Uygulamadan sonra da hastamız kalktı, mutlu bir şekilde yürüdü gitti. Evet. Yani onun da çözümü var. Tabii korkusu hocam, çözümü olan var. Da evet. Bazılarında olabiliyor. Korku oluyor, fobi oluyor, hiç göremiyor. Onu da rahatça, konforlu bir şekilde, hiç kalktığı zaman ne olduğunu bile anlamamış bir şekilde tedavisine devam ediyor. Peki bunu hemen bir hidrojeli yaptık. Bu ağrı bir anda geçiyor mu yoksa geçmesi için ne kadar süre gerekiyor? Hemen fark ediliyor mu yani hani bir şey yapıldı? Hocam hemen geçen hastalar da var ki hastaların çoğunda ben bunu görüyorum. Ağrısı hemen geçmeyen hastalar da oluyor ama daha az oluyor bu. Yani %3 ya da 5 diyebilirim. Kendi kliniğimin sonuçlarıdır bunlar. Etkiyi gören hastalar daha fazla. %97'lerde, 98'lerde. Etkiyi hemen görmeyen hastalarda da 1-2 gün içinde hemen cevap görüyoruz. Ama literatür diyor ki toplam maksimum etki 6. haftada implantasyon yerleştikten sonra gerçekleşir diyor. Evet, yani o zaman o sıvının iyileşmesi, o bölgenin kendine gelmesi, beslenmesi en azından bir 6 hafta sürüyor. O zaman daha ağrılar daha hızlı geçmiş oluyor. Ama yine hemen yapılır yapılmaz da bir orada bir şişkinlikle beraber o ağrı büyük bir oranda anladığım kadarıyla düşüyor. Evet hocam. Evet. Hocam peki bu hidrojel tedavisi ne kadar sürer? Yani hani bunu yaptık. Biz kaç ayda bir yenilememiz gerekiyor? Hocam şimdiye kadar böyle bir yenilenme gibi bir şey söylenmedi. Literatürde de bu şu an için yok. Hı-hı. Uygulama yapıldıktan sonra dizin içerisinde bu implant ömür boyu kalıyor. Hı-hı. Öyle deniyor. Yani sonuçta bu biodegradable, yani bioemilebilir değil. Ama illaki vücut bunu yok edecektir. Biliyorsunuz diş implantını bile yerleştirdiğinizde
40 yıl mı diyorsunuz hocam, 50 yıl mı diyorsunuz yani? Ya şöyle, bizim ilk implantı yapan programda da davet ettik. Yani babamdı. Yaklaşık 45 sene olmuş Türkiye'de ilk implantı yerleştiren doktorlardan bir tanesi. 45 yıldır hala ağızda. Belki 60 yıl, 70 yılda kalabiliyor. Ama bu bir implant. Kemik erimesiyle birlikte, oradaki dokuların şey yapılmasıyla evet. birlikte onlar da gidebilir. Çünkü burada sıvı da bir şey. Orada hareketli de bir doku. Evet. Yani onun mutlaka işte bir motor bile yağladığınız zaman yağın belli zamanlarda değişmesi gerekiyor. Çünkü hareketli elemanlar var. Ya da işte belli bir noktadan sonra belki yenilemek ihtiyacı olabilir. Tabii literatürde yeni olduğu için belki bunun 3 sene mi olacak, 5 sene mi olacak, 10 sene mi olacak, 1 sene mi olacak? Sizin anladığım kadarıyla bu yapılan ileri çalışmalarda gösterecek diye anlıyorum. Şunu söyleyebilirim. Literatür şu an, yani geçen sene buna benzer medya çalışmaları yapıldığında, medya bilgilendirme çalışmaları yapıldığında o zamanlar 2 yıl diyorduk. Hı. Şimdi 3 yıla çıktı. Yani Hı. uygulama sonrası fayda gören hastalarda şu ana kadar 3 yıla kadar resmi olarak bildirildi. Şu an 5. ve 10. yıl yayınları yapılıyor yolda. Hı hı. Fakat tabii ki istenilen sayıya öyle hemen ulaşılmıyor. Bunu üzülerek söylüyorum. Belli bir yaşın üzerindeki hastalara uygulandığı için bu. Hı hı. Maalesef o data toplanırken 10. yıl dataları hep geriden geliyor. Hı hı. Ve zaten halihazırda 20 yıldır, 20 yılı aşkındır bu ürün var, bu uygulama var. Ama 10 yıldırdır diz ekleminde uygulanıyor. Hı hı. Ve dediğim gibi şu an open label çalışmalar bunlar. Uçları açık çalışmalar. Biz de şu an çalışmaya dahil olduk. Halihazırda datalarımızı biriktiriyoruz. İnşallah yakın bir zamanda da yayınlamaya başlayacağız. Yani ama 3 sene, 5 sene, 10 sene çok güzel rakamlar. Çok güzel evet. rakamlar hocam. Ve şu bilgi daha gelmedi literatürden. Hani 3 yıl geçti, 3 yıl sonunda işte üzerine yarım doz ekleyin. Bilmiyorum ya da... Motor yağ eksikti evet işte böyle bir bilgi gelmedi. Ama benim evet. kişisel görüşüm eklenmesi gerekirse eklemek o kadar kolay olacak ki bir sorun yaratmayacak yani. Yani tabii ki bu önemli bir bilgi. Burada uzun yıllar kalması da gerçekten önemli. Yani yapması kolay. Onun için tabii ki burada uzun yıllar kalması da gerçekten önemli. Peki bu hidrojel hastalarının siz takibini ve değerlendirmesini nasıl yapıyorsunuz? Sürekli doktor kontrole gerekiyor mu? Şimdi hidrojel tedavisi literatüründe uyguladıktan sonra normalde bir kontrol gerekmiyor. Evet. Ama ben sonuçta bizler hastamızı bırakmayan hekimleriz hocam biliyorsunuz. Aha. En azından mutlaka başka sorunları varsa yani bir düz tabanlığı varsa, aha. yanlış basıyorsa, kiloluysa, diz eklem hareketi eğer yeterli değilse yapması gereken fizyoterapi, fizik tedavi hareketleri hı-hı. varsa ben bunların hepsini hastalarıma iletiyorum, söylüyorum. Ama yılda bir de mutlaka bir görmek istiyorum. Gelemeyecek olana bile en azından telefonla yıllık kontrolüne çağırıyorum. Evet. Yani o zaman mutlaka siz hidrojel tedavisini yaptıktan sonra yılda bir kere kontrolünü sağlıyorsunuz. Evet. Yani orada ağrı var mı, bir sıkıntı var mı? Bunları mutlaka görüyorsunuz. Peki hidrojel tedavisi ile dizine enjeksiyon yaptığınız, implant yerleştirdiğimiz diyelim hastalarda spor yapmasına bir engel olur mu? Hocam kesinlikle yok. Fakat o hani uygulama sonrası günlük hayatına dönüyor dedik ya hocam. Hı-hı. Tekrar söylüyorum, bu uygulama şu an için sadece bu benim verdiğim bir karar. Hı-hı. İlk 6 hafta çok önemli hocam. Bu ilk 6 hafta hasta dizine darbe almamalı. Yani darbe gelirse, içeride bir kanama olursa evet. bu zaman sıkıntı olacak. Biz o dizin içerisindeki kanama miktarını boşaltacağız ve hı hı. üzerine belki de başka sıvılar verip yatıştırmaya çalışacağız. O yüzden ben hastalara şunu söylüyorum. Belki çok böyle acizane bir şey söyleyeceğim. Yani dağ bayır gezmeyin, bisiklet sürmeyin diyorum hastalarıma. Hı hı. Hatta bir hastama da havuza giriyor. Yani havuza girmeyin dedim. 2-6 hafta girmeyin. Hı hı. Ne bileyim termale gitmeyin. Çünkü sıcak, yerler kaygan, düşersiniz. Dizin içerisinde yapmışız bir uygulama. Hı hı. Ehemmiyetli bir şey. O ilk 6 hafta en azından, tabii ki implantasyon gerçekleştikten sonra artık zarar da veremezler. İmplantasyon gerçekleşiyor çünkü. O ilk 6 hafta bebek gibi bakıyoruz hocam. Evet. Peki bu hidrojel tedavisi hangi yaş aralıklarında olabiliyor hocam? Hocam aslında minimum bir yaş yok. Aslında hı-hı. deformiteye göre yapıyoruz bunu ama hani 40 yaştan sonra bütün yaş gruplarına yapılabiliyor. Hı-hı. Fakat gene literatür çalışmalarında gösterilen datalara bakarak söyleyebilirim bunu. Yaş 80'in üzerine çıktıkça fayda görme ihtimali azalıyor hocam.
Evet. Yani literatür böyle söylüyor. Ama benim yaptığım 80, 85, 90 yaşında hastalarım doldu. Yani ağrılarını dindirebildik şükürler çünkü olsun. Çünkü bazı hastalarda, yaşlı hastalarda kalp, tansiyon, şeker gibi hastalarında da ameliyat da yapmak yapılamıyor. Zorlaşıyor. Evet, ameliyat yapılamıyor hocam. Yani o ameliyat yapılamayan birçok hasta da var. Yani artık sen ömür boyu bu dizindeki rahatsızlığı çekeceksin denen şeyler de duyuyoruz. O tip vakalarda da ameliyat yapılamayan vakalarda da bu hidrojel tedavisi gerçekten hayat kurtarıcı bir tedavi oluyor. Burada önemli de etkisi oluyor. Peki hocam, hidrojel tedavisi dışında başka hangi tedavi seçenekleri mevcut ve en etkilisi hangisi? Hocam bu soru yarım saat, bir saat konuşabileceğimiz bir soru. O şimdi zaman... en etkilisi yani şimdi ameliyattan önce yapılabilecek en son ürün bu. En son uygulama bu. Tabii ki öncesinde birçok uygulama yapılabiliyor. İşte erken evre yakaladıklarımız, yaşı daha genç olanlarda koldan aldığımız kan, PRP yani. PRP ile diz içerisinde yaptığımız hyaluronik asit enjeksiyonları, kolajen enjeksiyonları, göbekten aldığımız yağ kök hücre ya da leğen kemiğinden aldığımız kemik iliği kök hücrelerle iyileşmeyi uyarabilecek tedaviler yapılıyor. Ama en nihayetinde bunların hepsi başarısız olduğunda ameliyata göndereceğimiz diz protezi, dize platin koyma ameliyatı yapacağımız hastaya bir de hidrojel var diyoruz. Evet, bu da tabii ki önemli bir yöntem. Peki bu tedavi yöntemi farklı kıkırdak kasarlarında da uygulanabiliyor mu? Şimdi kıkırdak hasarına bağlı gelişmiş kireçlenmelerde uygulanabiliyor. Ama şu an için halihazırda bu uygulamanın onay aldığı bölge diz bölgesi. Ama tahmin ediyorum ki kalça eklemi olsun, sizler gibi de temporomandibüler eklem dediğimiz çene eklemi, dirsek eklemi, kalça eklemi, ayak bileği eklemi için onay alacaktır. Şimdi ben onu sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi eklem içi, temporomandibüler eklem içine de onay almasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Çünkü gerçekten etkileri, dizdeki etkileri son derece yüz güldürücü. Bizim eklem hasarları da, eklemlerdeki çene eklemi hasarlarda da ciddi yeme bozuklukları, ağızdaki en önemli şey işte ısırdığımız zaman, çiğnediğimiz zaman ağrılar olması. Orada da kullanıma açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Evet. Hocam, hidrojel tedavisinin sigorta kapsamı hakkında bilgi verebilir misiniz? Şimdi hocam, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından zaten onaylı bir uygulama bu. Fakat sosyal güvenlik kurumları şu an için bir geri ödeme yapmıyor. Özel sigortalardan birkaç tanesinin bu konuyla ilgili bir araştırma yaptığını duydum. Yurt dışı menşeli olanlardan. Ama onlar da henüz geri ödeme yapmıyor diye biliyorum. Ama yakın zamanda da Sağlık Bakanlığı'nın da böyle bu uygulamadan fayda gören hasta sayısının arttığını görünce, dizine implant yerleştirilen hasta sayısının azalmasını görünce belki bir geri ödeme onayı SGK tarafında ya da en azından özel sigorta tarafında olabilir. Evet, peki hocam, pahalı bir tedavi midir bu? Hocam maalesef ki bu ürün hali hazırda, yani bu uygulama Danimarka'da üretiliyor. İngiltere bunun sahibi ve araştırmasını yapıyor. Ve maalesef ki piyasaya hep euro ile geliyor, euro ile satılıyor hocam. Evet. Biz de kısa zamanda inşallah bunu ülkemizde üretiriz. Çünkü %90'ı, %98'i olan bir ürünü tabii ki içine özel partiküller vesaireler konuyor. İnşallah biz de üretebiliyor oluruz. Evet, şimdi kısa bir reklam arası. Ondan sonra bu keyifli sohbete devam edeceğiz hocam. Tamam hocam. Kısa bir reklam arasından sonra Özgür Oktaynar ile sohbetimize devam edeceğiz. Evet, hocamla sohbete devam ediyoruz. Hocam, reklam arasında bir soru geldi. Biz yine ekranın altına sorularımızı yazıyoruz. Oradan gelen soruları ben size yine iletiyor olacağım. Burada sorulardan bir tanesi şu. Biz bu hidrojeli yaptık. Etkili olmadı. Ameliyata gitti. Hocam, bu buna engel mi? Ve bu ameliyatları nasıl yapıyorsunuz? Şimdi hocam, sonuçta bu bir sinovyal implant. Halihazırda bir cerrahiye gitme durumu tabii ki var. Biz herkese bu %100 diye bir şey söylemiyoruz zaten. Fakat ameliyattan önceki son çıkış kapısı, sizin de belirttiğiniz gibi. Yapıldıktan sonra ama gene de bir 3 ay bekliyoruz. O 3 ay boyunca hastalara değişik başka tedaviler de uygulanabiliyor. Ama artık ameliyat kararı verdik. Ne yaptıysak olmadı diyelim. Evet. Şimdi ameliyata gidiyoruz. Diz protezi, dize platin takma ameliyatı, kapak değiştirme ameliyatı olarak nitelendiriliyor bu halk arasında. Ve ortopedinin en başarılı ameliyatlarından biri aslında.
Çünkü tarihi geçmişi çok fazla ve implant teknolojisi çok ilerledi. Yani biz diz protezini eskiden hastalara bunun ömrü 5 yıl, bunun ömrü 10 yıl derken şimdi 15, 20 hatta 25 yılları konuşmaya başladık. Neden? Çünkü bir implant teknolojisi çok ilerledi. Nasıl ki kullanılan o materyaller, hastalar da hep soruyor hocam platin mi diye. Ya aslında krom kobalt. Ama tabii ki yüzey kaplamaları var değişiksizlerin de bildiğiniz gibi. Biyomateryal teknolojisi çok ilerliyor. Bu cepte dursun. Bu bile tek başına önemli. Çünkü hastaya bağlı faktörlerden, hani kemik erimesi olabilir, o olabilir, bu olabilir. Ama hastaya bağlı faktörleri devre dışı bırakırsanız yerleştirdiğiniz implanta, proteze bağlı faktörler de var. İşte teknolojinin artmış olması buradaki faktörleri azaltıyor. O yüzden de 10-15 yılda olan diz protezi ömrü 20-25'li yıllara uzuyor. Ve hatta yine çok yüz güldürücü bir durum var. Her ne kadar diz protezi ameliyatını biz ellerimizle yapıyoruz. Sonuçta el emeği göz nuru bir ameliyat yapıyoruz hastalarımıza. Ve bu konuda teknolojiyi artık kullanıyoruz ortopedide. Özellikle diz protezi ameliyatlarında, kalça protezi ameliyatlarında da kullanıyoruz. Kalçada da çok yardım alıyoruz. Robotik diz protezi, robotik kalça protezi ameliyatları artık uygulanıyor. Peki hocam nedir bu robotik? Yani robot mu yapıyor ameliyatı? Hayır, gene robot yapmıyor. Yani mutfak robotu gibi düşünün. Sadece hamuru yoğuruyor. Gene hamuru yoğurduktan sonra aslında onu pasta yapan, kek yapan, börek yapan gene o güzel eller yapıyor bunları. Sonuçta cerrahi bir sanat, zanaat. Bizler hepimiz zanaatkarız. Robottan tabii ki yardım alıyoruz. Robottan alınan yardım bizim mesleki anlamda, sonuçta o kemiğin üzerini kesiyorsunuz. Oradaki yumuşak doku dengesi dediğimiz durumu ayarlamaya çalışıyoruz. Ve bunlar bir milim bile şaştığı zaman, biliyorsunuz bir kapı bile çok güzel olsa, işte lake kapı olur bu, ceviz kaplama bir kapı olur. Bir milim bile şaşsa o kapının açılıp kapanması zorlanabiliyor. Ama bu şaşma payını minimuma indirmek için robotik teknolojiden faydalanıyoruz. Peki bu robotik nasıl yapıyoruz hocam robotiği? Hastanın diz röntgenleri sadece bu işlem için yeterli değil. Hastayı tomografiye yerleştiriyoruz. Hasta tomografiye giriyor. Tomografide o kemiğin 3 boyutlu canlandırması yapılıyor. Ve bu 3 boyutlu canlandırma senaryosuyla yapay zekaya yükleniyor. Yapay zeka hastanın olan ihtiyacını belirliyor. Ve gene ameliyat sırasında daha önceden yapılmış sanal olan ameliyatı gerçeğe dönüştürüyoruz. Hastanın bilgileri giriliyor. Boy kiloları giriliyor. Ameliyat sırasındaki bilgiler yükleniyor. Nasıl yükleniyor? Belirli anatomik lokasyonlar var. Buralara küçük böyle iğne benzeri aparatlar yerleştiriyoruz. Ve o çıkan sinyali sistem görüyor. Yani robot evet algılıyorum diyor. İşte şu noktada bunu yerleştirin, bu noktaya bunu yerleştirin. Daha önceden yüklenmiş olan tomografideki o 3 boyutlu canlandırma, bilgisayar bunu okeyliyor zaten size. Tamam diyor. Evet, bana daha önceki tomografideki 3 boyutlu yüklenen şey bu. Ben bunu animasyonu yaptım. Şimdi de hasta ameliyathanede, masada. Ve dizin önü açılmış durumda. Genel anestezi veya epidural dediğimiz belden uyuşturma, ki en çok onu tercih ediyoruz. Sırasında artık işleme başlayabilirsin diyor cerraha. Sonuçta cerrah yapıyor gene ameliyatı. Özel bıçaklar kullanılıyor bu işlemi yaparken. Önceden hani tabiri caizse bildiğiniz testere gibi bir şeyler sallanıyordu. Gene onlar var ama sistem sizi uyarabiliyor. Mesela elinize aldınız, keseceksiniz. O bu açıyı biliyor cihaz. Biraz elinizi kaçırdınız diyelim. Bir milim dıdıt diyor. Makine duruyor zaten, kesemiyorsunuz. Yani yanlış kesme ihtimaliniz yok. Kesme işlemlerini bitirdikten sonra protezleri yerleştirmeden önce biz denemeleri yerleştiririz hocam. Deneme protezi diyoruz. Sonuçta sizler de öncesinde bir şeyleri alıp ölçülerini verip önce şu tabii geçicileri diyorsunuz ya hocam. Ama bizim o kadar vaktimiz yok. Bir diz protezi ameliyatı ortalama 1 saat sürüyor. Robotik olunca da 1,5 saatleri falan bulabiliyor hazırlığın sırasına göre değişebilmekle beraber. Bizim sizler gibi öyle geçici bir süremiz yok hocam. Onu hemen bitirmemiz lazım. Geçicileri yerleştiriyoruz. Neye bakıyoruz hocam? Siz nasıl ki bir kağıt ıslatırıyorsunuz ya hocam. Şimdi adını hatırlamıyorum. Aç kapa, evet, aç kapa diyorsun. O kağıdın üzerinde iz kalıyor. İşte biraz daha alayım. Hatta yükseklik kaldı kalmadı gibi. Canlı bir şekilde hastayla konuşuyorsunuz. Bizim öyle bir şansımız olmuyor. Kalk yürü bakayım. Bir taraf yukarıda mı aşağıda mı deme şansımız olmuyor. Ama bunu daha önceden yüklediğimiz için bilgisayar bunu bize söyleyebiliyor. İşte robot orada devreye giriyor. Yani yumuşak doku balansı dediğimiz dizin etrafını saran o zarlar, lifler,
doğru gevşetilmiş mi? Çünkü bazı yerler gergin oluyor, gevşetmek gerekiyor. Veya bazı yerleri uzatmak gerekebiliyor. Bazı yerleri kesmek gerekebiliyor. Bunu o zaman bilgisayar bize söyleyebiliyor. O zaman ne oluyor? Biz sanki hastayı hadi kalk yürü demişiz gibi onu bize simüle ederek evet burada biraz gerginlik var. Bu hasta yürürken burada ağrı yapar diyebiliyor. O zaman orada gerekli gevşetmeleri yapıp tekrardan kontrol edip bilgisayardan da desteğini alıp tamam artık bu normal bir dize yakın bir diz oldu. Artık hastaya ömür boyu kalacak olan implantları yerleştirebilirsiniz dediğinde implant yerleştirme işlemi yapılıyor ve bitiyor hocam. Harika. Tabii yani burada ciddi manada bu milimetrik olarak bu işin robotik yapılması çok önem arz ediyor. Yani burada dediğiniz gibi kapının milimetrik ayarı bile o kapının gıcırdamasını engelleyecek ve düzgün yıllar boyunca düzgün çalışmasını sağlayacak olduktan sonra biz bunu robotlarla 3 boyutta her şeyi simüle ederek yapılması orada müthiş bir yeni bir açıkçası bir eklem yapılıyor. Belki yeni bir robotik eklem yapılıyor. Bunun da düzgün milimetrik basması, milimetrik şey yapması çok önemli. Belki el hassasiyetiyle bunu yapmak mümkün bile değildir yani. Evet hocam, yani hata payı dediğimiz bir şey vardı bu. Evet. %3'lerdeydi ki cerraha göre değişir, cerrahın tecrübesine göre değişir. Şimdi en azından cerraha bağlı faktörler azaltılmış oluyor burada. Evet. İmplanta bağlı faktörler azaltılmış oluyor. Ve bu azaltılan riskler %3'lerden, 5'lerden şimdi binde 1'lere, binde 3'lere düşmüş oluyor hocam. Robotik cerrahi sayesinde. Evet. Ben yine telefon numaralarımı hatırlatayım. Bu arada hocam Hollanda'dan ciddi manada bizim izleyen fizyoterapist Sefa Bey var. O röntgenler geliyor. Size ben şimdi göstereceğim onu. Hocama bir sorar mısınız? İşte kalça protezlerinde de bu robotik şeyleri yapıyor musunuz diye sorular kesinlikle var. Kesinlikle kalçada da hocam aynı şeyler yapılıyor. Kalçadaki süreç aynı anlattığım gibi gene tomografi görüntüleri alınıyor. Belirli bölgeler işaretleniyor ve kalçada aslında robotik cerrahi çok çok daha bizim için önemli ve avantajlı. Çünkü kalça protezini yaparken biliyorsunuz leğen kemiğinin iç kısmında o tam yuvarlağın, topun oturduğu yerde, femur başının oturduğu yerde kireçlenmeye bağlı çatının ayarını yapmak gerçekten zor olabiliyor. Yani o leğen kemiğindeki çukur dediğimiz yer, birazcık daha böyle hak tipi konuşmaya çalışıyorum hocam, affınıza sığınıyorum. Onun bir inklinasyon açısı var, yani bir 3 derece, 5 derece böyle onu ayarlamak bazen işte tecrübeli cerrahlarda bile 3 derecelik şeyi 4 derece yapabiliyorsunuz ama orada size robotik teknolojiyle aldığınız yardım diyor ki bu hastada bunun 3 derece olması gerekiyordu. Bunu 3 yap diyor ve o 3 olana kadar size izin vermiyor başka bir şey yapmanıza. Peki hocam bu kalça ekleminde biz daha hidrojeli kullanmaya başlamadık. Çalışmaları var mı, geliyor mu? Yani şöyle, şimdi bu bir sinovyal implant. Aslında düşündüğünüzde sinovyumla sarılı eklemlerde işe yarayacak gibi görünüyor. Muhtemelen çalışıyorlardır ki gizli gizli duyumlar da alıyoruz aslında. Ama tabii bunu böyle popülize etmek istemiyorum. Kalça ekleminde uygulanamamasının yegane sebeplerinden biri kalça eklemi diz kadar kolay değil. Oradaki ekleme ulaşmak bu kadar kolay değil. Ama mesela bir ayak bileğine ulaşmak daha kolay. Bir el bileğine ulaşmak daha kolay. Ama kireçlenme en çok yük binen yerlerde oluyor hocam. Yük binen yerlerden de en çok dizde oluyor. Ve kalçada oluyor. Daha sonra ayak bileğinde oluyor. Muhtemelen onay alacaklardır diye düşünüyorum. Hatta bazı çalışmaları da kulak altından duyuyorum hocam. Evet hocam, bursit hastalıklarıyla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Onunla ilgili soru gelmiş. Şimdi hocam ben de Bursa'dan geliyorum. Böyle anlatınca çok komik oluyor. Şimdi Bursa aslında Allah tarafından yaratılmış ve kemiklerimizin üzerine örten derinin hemen altında bulunan ve daha çok dirsekte, diz kapağında, yani elimize kemiğin değdiği yerlerde üzerinde bulunan bir hava yastıkçı. Nasıl ki arabada Allah korusun çarpınca şişiyor, yastık çıkıyor, hava yastığı. Aslında bu da insan yastığı. Bursa boşluk demek ve o iltihaplandığında bursit deniyor. Genelde de diz şişiyor mesela. Dizin önü şişer orada. Kocaman bir şey olur böyle ceviz kadar. Hatta limon kadar olur. Hatta literatürde hizmetçi dizi diye geçer hocam. Yerler çok silen insanlarda görüldüğü için bu literatürde bu isim verilmiş. Ama baktığınız zaman temizliği çok seven ev hanımlarımızda ben bile de kullanmam. Dizlerimi yere koyarım, silerim der. Ondan sonra da bursit, diz bursiti olur. Veya dirseğini çok
masaya koyarak çalışanlarda da dirsek bursiti görebiliyoruz. Yani onlar da pek hidrojel uyguluyor musunuz? Hayır hocam, onlar bursit. İçi boşaltılıyor. İçi genelde sıvı oluyor. Sinovyal sıvı geliyor oraya. Bazen hematom da olabiliyor darbeye bağlı olmuşsa. Yani hava yastığı patlamışsa diyorum ben hastalara. Onları boşaltıyoruz. İçine bazı sıvılar veriyoruz. 2-3 kez bunu yapıyoruz. PRP yapıyorsunuz. İşte bir şeyler yapıyoruz hocam. PRP de yapılabiliyor. Eğer geçmiyorsa o zaman o bursa, yani hava yastığı ameliyatta küçük çıkardım. Bir operasyonla alıyoruz onu. Evet. Artık hava yastığı olmuyor hocam. Evet. Hocam çok faydalı bilgiler alıyoruz. Çok da fazla soru geliyor. Bu arada çok fazlalar röntgen gönderiyorlar bana. Yani göndermeye devam edebilirsiniz WhatsApp hattınıza. Ben bunların hepsini hocama ileteceğim. Çünkü yurt dışında ciddi manada doktora iletişim, erişim özellikle bu noktada, bu yeni tedaviler noktasında oldukça az. Evet. Genelde bu tip yeni tedavi yöntemlerini bizim Türk hekimlerimiz daha ziyade uyguluyorlar. Siz de bunu ilk yapan doktorların arasındasınız. Özellikle hidrojen noktasında ciddi manada şimdi telefonlarımıza bayağı sorular geliyor. Ben telefon numaralarımızı yazıyorum. Hocama röntgen atabilirsiniz, gönderebilirsiniz. Hocam size dönüş yapacak. Özellikle diz kireçlenmesi, ameliyatsız diz tedavilerinde ve robotik cerrahide, robotik diz eklemlerinde, kalça eklemlerinde yeni nesil tedaviler konusunda ciddi sorular geliyor. Hocam, özetlemek gerekirse son 3-4 dakikamız, bizim bu diz hastalıklarına yakalamamamız için ne yapmamız gerekiyor? Hocam hep söylediğim gibi, bakın sonuçta bizi bunlar taşıyan eklemler. Ben verdiğim örneklerden biri, işte vücudumuzun aşağısı taksi, yukarısı yolcu diyorum ve bir tane yolcumuz var. Eklemlerimize binen yükü azaltmamız lazım. Yük gerçekten vücudun belli bir süre sonra artık taşıyamamasından dolayı da kıkırdaklardaki çatlamalar kireçlenmeye, sivrilmeye dönüşüyor. Ve en çok da dizde, sonra kalçada, sonra ayak bileğinde oluyor. Yani yükü azaltıyoruz. Sağlıklı besleniyoruz. Kalsiyum, D vitamini, kollajen, özellikle proteinsel kollajen, bitkisel kollajeni çok tavsiye etmiyorum. Yürüyüş yapalım. Yürüyüş yapmak eklemin aslında yürüdükçe yağlanmasını ve beslenmesini sağlar. Koşalım mı hocam diyorlar. Yani tempolu, çok böyle aşırı tempo olmadan koşulabilir. Bir 10 bin adım yalanı var hocam. Yani evet, şimdi literatür tekrar bir 10 bin adıma doğru gidiyor ama bakın, sizin bir tarafınız ağrıyorken 10 bin adım atmanız mümkün değil. Bizim yaş grubu itibariyle hastalarımızın kireçlenmesi, yani kimisi evin içerisinde bir tuvalete rahat gideyim, o benim için yeter diyor. Yani siz ona 10 bin adım attıramazsınız. Ben hep söylüyorum, 10 bin adım değil, hareket ettiğiniz ve ağrısız hareket ettiğiniz kadar adım atabilirsiniz. O zaman en güzeli yüzme, yürüme gibi sporlar. Evet. Çok fazla zorlamayacak. Belli bir yaştan sonra da tempolu, ben her akşam maça haftada bir kere halı sahaya gidiyorum. Ondan sonra kayağa gidiyorum, dizi zorlayacak. Ondan sonra aşırı derecede şey yapacak sporlarda belli bir yaştan sonra, bilmiyorum, tavsiye ediyor musunuz? Yani sonuçta bunlar yüksek enerjili sporlar. Ben yaralanma, yüksek enerji sporları, evet, yaralanma riski çok yüksek. Ben yürüyüşte bile işte ne kadar yürüyelim dediklerinde, ağrınızın başladığı yeri kaydedin. İşte bu 3 kilometre olabilir, 5 kilometre olabilir ya da yarım saat olabilir, 1 saat olabilir. Ağrınızın başladığı yeri kaydedin. Bir daha o kadar yürümeyin, yarı yoldan geri dönün diyorum. Dönecek enerjiniz kalsın, kalmasın. Ağrısız yürüyecek mesafeniz olsun. Evet, tabii kilo burada en önemli faktörlerden. Maalesef hocam, kilo. Şeker. İşte karbonhidrat. Karbonhidratlı beslenmek. Tabii sigara, alkol. Bunların hepsi ciddi manada kıkırdak sağlığını bozan şeyler hocam. Kıkırdak sağlığınızı bozan şeyler. Yani kıkırdağın kanlanması da önemli. Evet. Damar yapısı da önemli. Kanlandıkça daha güzel besleniyor. Beslenme bozulduğu zaman, oradaki kan yapısı bozulduğu zaman, zaten bu yaşla beraber kan akış hızı düştüğü zaman birçok hastalığın sebebi de o, bu tip ekstremitelerde kanlanmanın bozulması oluyor. Onun için de sigaradan uzak duralım. Kesinlikle hocam. Sigara, alkol, özellikle de obezite. Obezite hocam. Şeker. Maalesef. Yani bunlardan uzak durduğumuz zaman, genetik peki hocam, yani hani genetikte yine böyle diz hastalıklarında vesaire de kıkırdak şeyinin bozulmasında, yapısının bozulmasına genetik şey nedir? Hocam var. Maalesef ki böyle kürdan gibi hastalarımız da var. Yaşları daha 50-55 yaşlarında. Ve maalesef ki genetiğe bağlı olarak içeride artık o kıkırdağın bir ömrü var ve o kıkırdak ömrü bitmiş oluyor. Nasıl ki katarakt 60'lı yaşlarda gözüküyor.
Ama şimdi 40 yaşında katarakta olan insanlar da var. Hı hı. Şükür ki katarakt için lens yerleştirme yapılabiliyor. Hı hı. Biz de dediğim gibi protezin ömrü 20-25 yıllara çıksa da biz 55-60 yaşların altında dize platin koyma ameliyatını çok önermiyoruz. Hı. Gidebildiği yere kadar gitsin diyoruz. Ve orada da işte devreye diğer iyileştirici tedaviler de başarılı olmamışsa o zaman hidrojel tedavisini yapıyoruz. Mecburen de eğer hidrojel tedavisinde fayda görmemişsek artık dize platin yerleştirme ameliyatını yapıyoruz hocam. Hocam çok keyifli bir sohbetti. Telefonlarımız susmadı. Ondan sonra sürekli sorular geldi. Ben onları size ileteceğim. Çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı bilgiler verdiniz. Ben teşekkür ederim hocam. Evet.